refresh oldu ekran. Geldiğinde 10.2 idi. Yan yana oturan iki tane yabancı gazeteci, hani kahvehanelerde olur ya, gol atılınca elleri kaldırırlar. Aynen o şekilde sevinç gösterisinde bulundular. Şimdi şeylere bakın, sadece şu son iki günde yazılan yazılara bakın. İçeride dışarıda? Dışarıda. Tamam. Çizilen tablo şu, işte Erdoğan gitti. Şimdi öyle bir şey de var, sıkıntı da var. Erdoğan yani, seçimi gibi de yansıtılmaya evet, çalışılıyor. Yani sanki bir başkanlık seçimi bu, parlamenter seçim değil, meclis seçimi değil. Ve bunun sonucunda gerçek manada Erdoğan'ın işte Cumhurbaşkanlığının düştüğünü düşünen çevreler var. Yani ciddi manada böyle düşünüyorum. Ben İsrail'de en az iki tane gazetede bunun üzerine yapılan analizler okudum. Yani şimdi Erdoğan gitti, peki yerine kim gelecek sorusunu soruyorlar. Yani bunun üzerinden bir argümantasyon yapmaya çalışıyorlar. Erdoğan gitti veya AK Parti gitti diyorlar. İşte artık Türkiye'de liberaller gelecek. Şimdi hepimiz az çok Türkiye siyasetini takip ediyoruz. Yani hangi partinin siyasi spektrumda nereye geldiğini 3 aşağı 5 yukarı tarif edebiliriz. Şimdi CHP dediğimiz parti ve liberalizm, liberallik. Yani tarihi şeylerine ders bu ifade. Şimdi MHP ve liberallik uyuşmuyor. Yani birçok sıfat kullanabiliriz MHP için ama liberal bunlardan bir tanesi olmaz büyük ihtimalle. HDP için de aynı durum geçerli. Yani HDP'nin o ana kitlesini oluşturan yapı, işte Kandil'le ciddi ilişkileri olan, Güneydoğu'da işte kendi kantonlarını oluşturma çabası içerisinde olan, nihayetinde bir silahlı örgüte hala silahını bırak çağrısını açık bir şekilde yapamamış bir örgüt ve liberallik. Şimdi bir sıfatlandırma çabası var. AK Parti'yi otoriter, işte yeni gelen yapıyı liberal. Bilmiyorum bu tartışma bizi nereye götürecek. Yani bu sıfatlar bile aslında tartışmanın ne kadar absürt olduğunu gösteriyor. Şimdi çok belki bununla bitireyim. Çok sıcak bir gelişme. Sayın Başbakan teamül gereği istifasını sundu. Fakat yeni bir kabine kurulana kadar başbakan olarak görevine devam edecek. Kabinede görevine devam edecek. CNN'den birisi. CNN International'dan bir tanesi. Bir muhabir. İşte bunu çok büyük bir haber olarak, son dakika haberi olarak işte AK Parti yenildi ve başbakan istifa etti tarzı. Yani bunun bir teamül olduğunu bilecek kadar bile Türkiye siyasetinin gerçeklerinden, uygulamalarından uzak bir işte tamam yenildi, İslamcı Parti yenildi ve başbakan istifa etmek zorunda kaldı tarzı bir yaklaşımla sunuyor. Yani bunun bu seçimlerin muazzam bir paketlenme çabası var. Yani %41'lik bir şeyin, oyun kayıp olduğu, kayıp yani AK Parti bu iktidardan düşmek olarak kayıp olduğunu görüp %12'lik, 13'lük bir şeyin oyun zafer. İse zafer olduğunu şey yapacak kadar tartışmaları bu şekilde lanse edecek kadar olayın içerisinde habercilik yapmıyorlar, bildiğiniz aktivizm.